Merhabalar arkadaşlar. Şimdi Türkiye turumuzun başlıyor aslında. Başladı. Evet. Şu anda Onur Almaya, MedLife Onur Almaya havalimanına gidiyoruz ama önce bir şarjı depo fulleyelim değil mi? Evet, bir araba %100 yapalım. Bu %100 şarjda bakalım ne kadar gideceğiz. Onu da merak ediyorum ben çünkü ilk böyle uzun yolculuğumuz olacak arabada. Toplamda 5000 kilometre yapacağız Tesla'yla. Arabayla değil Tesla'yla. Şimdi isterseniz bir şarjı başlayalım Soner Bey. Sonra da Onur Almaya gideceğiz. Şimdi şarjımızı takalım ve araba açık değil. Mavi demek, red demek. Çerezi bulursak bulacağız, bulamazsak bulamayacağız. Kebap yiyeceğiz diye hatırlıyorum. Konya'ya geçeceğiz galiba. Arada belki bir Kütahya olabilir. Sonra Mersin'de ilk günün kapanışını yapmayı planlıyoruz. Mersin'de yapamazsak da işte Adana, oralarda bir yerde kapanış yapacağız diye hatırlıyorum. Ne anlattın? Bursa, Konya, Mersin, Adana, Urfa. Başlayacağız böyle Diyarbakır'a kadar. Gideceğiz. Burada şey varsa fotoğrafı da koyalım Ron. Şu anda rotayı söyle. Baktın mı? Mardin, ondan Diyarbakır son. Ondan sonra Kayseri, Mayseri, Ankara yönünden tekrardan İstanbul'a döneceğiz arkadaşlar. Umarım güzel bir yolculuk olur. Şarj olacağız, yola koyulacağız. Arkadaşlar şimdi ikinci şarj noktamıza geldik. Bir eşarj bulduk. Zest ve eşarj mı bilmiyorum. Şimdi şarj edip yolumuza devam edeceğiz. %19 şarjımız var şu anda. İkinci şarjımız ilki %60'ta bırakmıştık. Evet, ilkini %60'ta bıraktı. Çünkü Onur arkadaşımızı almaya geldik ama o bizi bir saat bekletti. Bilsek daha geç çıkardık yola. Daha çok şarjımız olabilirdi. Buyurun. Takalım. Nasıl açılıyor ya? Kurban oldum. Evet, şimdi nereye geldik? Şu Bülent. Ne abi? İçecek ne yapalım biliyor musun? Ortaya litrelik kola alalım. Tamam abi. Ayran çay var mı? Yok. Sen ne istiyorsan onu içelim. 2,5'luk alalım aynen. Şimdi 2 tane 1 litre. Evet. İstiyorsan okey. Bizim ayran. Ya tamam da oğlum ben beğenmiyorum bazı şeyleri. O yüzden soruyorum yani. Arkadaşlar bunları lise hayatımın geçtiği yere getirdim. Bunlar buralardan çok anlamaz. Arabayı da zaten göz önünde park ettik bir şey olmasın diye. Onu da bir çevir. Yani öyle bir... Vallahi şey dedi... Arabada mı yesek? Uzakta daha yani daha şey bir yer vardı. Yok dedi buraya şey yap. Bakalım beğenecek misin? Valla yani şöyle... Ama ciddi çok söylüyorum. Övdün. Bak ama nasıl biliyor musun? Beklenti çok yükseltti. Neyse biraz... bir şey söyleyeceğim. Buraya gelip yengeni beğenmeyen oldu mu daha önce? Değil mi? Ben herkesi getiriyorum. Ciddi söylüyorum etrafındaki herkesi getiriyorum. Ciddi desemedik. Yok 2,5. Hayır bak. Heh. Şimdi bak getir. Yemin ederim şu olayı kimse yapmaz. Bekle. Evet yapmaz. Evet. Şu an kaç kişiyiz? 5. Kutu kola sat hepsine 100 lira. Selamun aleyküm. Şu an bana sallıyorum. 40 lira verdin. 5 kişi içeceksin. Gel bir içeri çekim yapalım. Bülent abi. Gel gel. Şöyle bir sen yaparken çekseler sıkıntı olur mu senin için? Kameraya. Bülent abi İstanbul'dan getirdim bak adamları. Çekiyor musun? Çekiyorum. Malzeme bolluğundan. İyi görünce yani. Yere düşüyor abi. Bak bunlar İstanbul'da 50 lira şu yerde. Düşenden. Bu kaç paradır? Bu yani İstanbul'da olsa şunun fiyatı en az 75, en az 75 lira. En fazla yani normalde 100 150'ye kadar gideri var. 75 ile 150 arasında 60 olması lazım. 60. Aynen. Ben öyle biliyorum. Reis güncel bunun fiyatı ne? Şu an 65. 65 bu. Bu 120 ya bu direkt İstanbul'da. Harbi mi diyorsun? 120'si var bunun. Şunun ya bolluğuna bak, baksana. Ben daha dün pastör ne söyledi? 120 mi ne verdi? Yani pastayı bok. Bırak ye oğlum ye. Şöyle bir ısırık alıyorum. Evet, evet, şunu bir çek sonra kapatalım. Ama yorumunu da al. Yorumunu da versin o zaman. Oo. Harbi mi? Farfo? Oğlum bir şey söyle. Nutku tutuldu da. Neydi böyle? Biz bunu yiyelim. Sonra tekrardan görüşürüz. Şimdi
bize çok güzel bir yengen yedirdi. Yengen çok sevdim ben. Siz çok yorum yapmadınız ama diğer tayfa. Evet, harbiden arka taraf yorum özellikle yapmadı. Özellikle Farfetch. Ya ben ama ölüyüm, zombiyim. Vallahi yani çok güzeldi. Ya Soner beğendiyse iyidir bu arada. Soner güzeldi. Zor mu beğeniyor Soner? Çok iyiydi. Soner ben genel olarak yemek. Peki mesela bu yemek fiyat yemek performans diyor ya, 65 liraydı bu mesela. 100 lira olsa yer miydiniz? Yani evet. 120 130 verilir abi yani. Oha. Yani verilir ya. Bu arada İstanbul'da yani 120 veriyorsun, bunun yarısı kadar lezzet alamıyorsun. Değişik bir şey de oldu yani, hiç beklemiyordum. Hani böyle bak şurada karakol vardı. Burada bizi aldılar normalde. Nasıl aldılar? Elini aldılar lise zamanı. Nereye aldı? Ne oldu? Nasıl kavga çıktı ya? Suçun neydi? Çerez Bey suçlu. Kavga çıktı ya. Bizi aldılar dediğim bizim arka, biz sıyrıldık Allah'tan, arkadaşları aldılar ya. Çocukları çağırdık. Şimdi izleyenler de diyecek ya yine sıkıyor falan. Şu anda Furkan'ın babasının fırınına gidip köy ekmeğini diyor ki Türkiye'nin en iyi ekmeğini yedireceğim sana. Açık ara. Dedi bu arada yani, bak açık ara diyor. Açık ara Türkiye'nin. Tabii. Ve Furkan'ın babasının dükkanıymış ve şöyle oğlum, bizim babam direkt üretmiyor. Nasıl şubesi üretiyor gibi düşün. Franchise. Anladın mı? Öyle iş mi var? Var işte, bak gidiyoruz. Oğlum fırın franchise'ı ben ilk defa senden duyuyorum şu an. Şimdi şöyle buradaki anlaşma. Gerçi bunu söyle bir şey yok herhalde. Ya. Mevzu şu. Babamın işletmeciliği çok iyi olduğu için. Tamam. Hani adam diyor ki, tanıdığı zaten. Adam diyor ki gel diyor sana dükkan açayım ben. İçini ne kadar masrafsa ben yapacağım hepsini. Sen işlet diyor. Ha. Mevzu bu. Normalde dükkan açmak bugün 1 milyon. Çok ya. Harbi franchise ekmek. Selamun aleyküm. Ne yapıyorsun baba? Merhaba. İstanbul'dan getirdim adamı. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Hemen bize ekmek ver. Ben bu delikanlıyı tanıyorum. Beşiktaş zamanında tanıyorum. Beşiktaş'tan tanıyorum ya. Helal olsun ya. Bizim Pars'ta her maça geliyordu. Vallahi geldik oradan buraya. Görmüştüm. Dedi ki Türkiye'nin en iyi ekmeği burada dedi. Doğru Furkan söylüyor. Ben de dedim yani böyle bir şüpheci yaklaştım ama. Yok yok, şüpheli yaklaşmaya gerek yok. Tamam sen bize bir tane hemen ekmek kes ufak. Tamam keseyim oğlum. Sonra gideceğiz, acelemiz var. Tamam. Ben size birer tane şunlardan hemen. Onlardan her yer hep yerliler. Yiyorlardır zaten. Yiyorlardır. Kestane. O zaman şey, karakollardan. Tamam ondan ver, ondan. O kötü. Hangisi? Oğlum alsanız ya. Yabancı gibi duruyorlar burada ya. Furkan nasıl ikram eli bol? Ya, evet. Aynı. Evet evet. Tam bol kurşun bu yengeç. İkimiz de suyuz. Tamam boş ver, sen ekmek kes. Ekmek kesin hazır zaten. Ben size hazırladım. Ha, hazırladın mı? Bir tane daha. Şimdi onlar ne zaman yola gidecekler? Hayır, bu akşam gidecek onlar da. Evet. Onlar zaten bu ekmeği bitiremez. Nasıl ben öyle tatsınlar. Yok bitiremezler. Sanmıyorum bitireceklerini. O zaman bal verin delikanlıları biraz. Hayır. Dönüşte alsınlar. Ya da ben götürürüm yani. Şimdi burada bu adamlar yola çıkıyor. Diyarbakır'a kadar gidecekler. Bozulur o bal bunlarla. Evet, bence gerek yok. Şimdi geze geze video çekiyorlar. Diyarbakır'a gidiyorlar. Böyle bir Türkiye turu yapacağız. Şeyde Adana, Urfa işte şey. Oradan sonra döneceğiz. Bursa'ya doğru. Hani her yerden güzel şeyler şey yapıyorlar işte. Tamam. Ben de burada senin ekmeğini aldım işte. Onu tamam, saygımızı giyersin. Şimdi İskender'e gidiyoruz. İskender'e gidiyoruz. Onu paylaşacağız. Şu krakanlardan falan. Hayır hadi görüşürüz. Oğlum, Mahmut boş ver sen dur orada. Ya hayır ya. Hayır. Mahmut sen dur orada. Şey yok ya. Hadi. İkram yiyeceğim, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Kendine dikkat et. Oğlum bir dakika ya. Acelemiz var. Tanıştık. Dur oğlum ya. Acelemiz var. Acele olsun ya. Harbi diyorum acelemiz. Oğlum. Mahmut bırak. Hayır çocuğu engelleme. Susanlara ikili mi sen? Ya ne yapacak onu adam? Biz bak, şu an reklamını yapacağız biz senin. Sen rahat ol. Sen rahat ol. Ben de. Hadi oğlum, görüşürüz. Oğlum şuradan alır mısın? Hadi sonra. Lütfen diyorum. Tamam ben alacağım çıkarken ya. Bak çık. Tamam. Evet, hadi. Birer al. Su istiyorsunuz mu? Su. Evli bu mu? Su istiyor mu? Hadi. Hadi görüşürüz. Yapması oldu. Ne? Yapıyoruz yayın. Yarın bende. Bir gün. Kalbim duracaktı. Riyot'ta gördüm. 22 takip ediyor. Benim oğlum diye böyle. Ayıp çıktı ya. Hadi görüşürüz. Alın birer tane. Tamam. Hepsini al Furkan. Çok memnun oldum. Çok sağ olun. Ben seni şey diyorum. Ben şaşırdım vallahi yani tanımanıza. Bugün
güzel bir şey. Ben seviyorum da. Acı badem ezmesi bir şey. Yok oo, lan. Sen... Böyle oo, çok iyi tadı ya. Var. Kaç yıl oldu? Bundan yemezsiniz zaten. Bundan alıyorum. 3-4 tane aldım. Ha. Hadi. Go. Ha, yükselme ligi zamanı. Furkan'ın bütün maçlarını seyrettim. 2018 falan mı? 2000. Pars zamanı, Pars. 2018'den tanışıyormuşuz. Evet. Vallahi büyük bir sürpriz. Ben seni biliyorum. Sen iyi oynuyorsun. Çok iyi oynuyorsun. Sağ olasın. Çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz baba. Aldım, poşete koydum. Aldın da beni. Vallahi aldım bak orada. Hadi görüşürüz. Hadi Allah'ım ben bekliyorum ha. Gelmişiz oraya. Buralar Old Town. Kalabalık değil mi ama sanki? Daha fazla kalabalık evet, olması gerekiyor. Normalde buralar ama buralar şey, değil mi? Saat biraz geç oldu ya. Geç mi oldu? Şimdi burası gençlerin geleceği yer değil ki oğlum. Mehmet İskender'in oğlu. Şurada bir şöyle bir poz verelim. Çerez bizi nereye getirdi? Kebapçı Mehmet oğlu İskender'in ahşap dükkanına getirdi. Tadım yapacağız. Asıl İskender'i bulan adamın oğlu. Tamam. Üzerine tereyağı geliyor. Tamam. Şurada bize. Evet, sossuz sende değil mi? Benim abi. Furkan neden sossuz peki? İskender'in olayı zaten domates sosuyken. Ya abi vallahi yemek öyle çok çek, isterim öyle. Ama. Öyle. Bak bak. Çek çek buraya çek. Buraya çek. Eyvallah. Sesi dinle şimdi böyle. Dökülüyor. Ben hep korkuyorum bu dökülürken ya. Üstüne şey olacak diye değil mi? Evet. Abi bize kimse temas etmezse dökmeyiz Allah'ınızla. Eyvallah. Eyvallah. Bunu herhangi bir yerde yediğiniz dönerle yan yana koyarsanız ayıp edersiniz yani. Abi de ya. Niye bu hafa gidiyor ki ondan? Bu aynısı galiba şeyde, mavi dükkanla aynı galiba değil mi? Tipi de aynı. E oğlum aynı diyoruz ya. Adam yiyince aynı galiba diyor. Yok tipi de aynı direkt her şeyi yani. Aynı aynı zaten. Hani böyle fark olur ya. Nasıl? Oğlum milletin karşısında da yemek yiyoruz. Çok garip geliyor. Ya herkes yiyor ya. Asıl olay bu. Şimdi ben de yiyeyim. Çerez utandı. Yakın çekim alayım. Şöyle bir sizin için. Hakikaten sizin için tadına bakıyorum. Kesinlikle bak, kendimle alakası yok. Şu. Farklı ya. Tamam onca da farklı. Ne ki? Bir tık. Şöyle bir ikinciden anlatayım. Burada böyle iki tane parça, üç tane parça et var. Bu köfte. İki de böyle antrikotumsu biraz. Böyle biraz daha kalın. Ben anlamam. O işte antrikot şey. Fayita tarzı. Furkan yemede şey. Sohbetsiz değil. Bayağı iyi. Çok iyi ya. Nasıl? Muhteşem. Abi Bursa İskender ha. Çok iyi abi. Aynısı bu arada direkt. Yengem mi İskender mi? Köy ekmeği. Doğru cevap. Doğru cevap. Doğru anlat. Evet, anlat bugün sonra. Turumuzun ilk ili olan Bursa'daydık. Bugün hem Furkan sayesinde yengen tostu yedik. Teşekkür ediyoruz ona da. Türkiye'nin çok güzeldi. Türkiye'nin en iyi ekmeğini tattık. Çalıkuşu. Çalıkuşu. Şuradan bir ekmek tadı. Hemen bir reklam. Çalıkuşu ekşi bayalı köy ekmeği Bursa'da. Bir dakika dur şimdi. Şey için söyleyeceğim abi. Makarası hani ciddi soruyorum. Dürüstçe. Hani yakınında bir yerde ekmek alacaksın. Bu ekmeği mi alırsın, normal ekmek mi alırsın? Ya ben açıkçası normal ekmeği daha tamam. Çok seviyorum ama yani... Tamam oğlum öyleyse olabilir ya bir şey demiyorum. Ama şimdi bunu seven de çoktu. Mesela annem de benim köy ekmeğini hastası ha, yani. Tamam. Normal ekmek hiç yemiyor. Aynen biraz geç bozuluyor. Çok iyi yani bu. Geç bozuluyor. Bir de dünyalı eri ekmeği. Ya oğlum bak şimdi. Şimdi Türkiye'nin en iyi ekmeği deyince insanlar lan ne bekliyorsun zaten ekmek bu ya. Tamam da zaten bizim beklentimiz çok yükseldi. Tamam da oğlum zaten ama emin ol beklentini karşılıyor. Sen tamam, şimdi güzel, atıyorum tamam. Yengen yedikten sonra yedim falan. Bunu aç bir denk gel bakayım ne oluyor. Bir de bunu salçalı yapacağım. Oo, yağ süreceğim bir de zeytin. Evet, çok iyi oluyor ya. Çok bir şey. Sonra bizi Bursa'nın en iyi İskender mekanına getirdin. Cidden çok güzeldi. İskender çok güzel. Vallahi ben uzun zamandır bu kadar iyi İskender yememişim. Demek ki İstanbul'dakiler ama İstanbul'da yani. Zaten İskender değil onlar tam ya. Tamam da yani bile. Canım İskender çektiğinde artık yiyemeyeceğim. Büyük ihtimal öyle olacak. Ben mesela İstanbul'da ciddi söylüyorum. 4 sene boyunca hiç İskender yemedim. Şimdi mecbur buraya geleceğim. Ama fark etmiyor mu bakalım. Sen İskender'de domatessiz diyorsun. O İskender değil.
sen. Ya boşa bak ya. Sen pide üzeri sonsuz yiyorsun. Tamam da oğlum, döner olarak yesen bile buranın döner, buranın şey mi ya, sosu için mi geldin yani buraya? İskender olayı sosudur ha. Senin yediğin pide üstü. Tamam yani şöyle bir dakika. Yani, tamam bir dakika, o zaman soru geliyor. Tamam, pide üstü döner yesem. Bugün markasını vermeyeyim. O bildiğindeki İskender markasından bir sos geldi. Sos yok. Dönerinden bir yaprak verdiler sana. Kusarım. Ve bundan verdiler. Kusarım. Fark olmayacak mı? Deli gibi fark var. Tabii ki. Tamam. Ben diyorum ki İskender ismi, şimdi hamburger ismi ne olur? Et ekmek olur değil mi? Ona hamburger dersin. Tamam. Ben hamburgeri de et ekmek yiyorum cidden. İçine hiçbir şey koydurmuyorum. Tamam. Hamburger ekmeği olmazsa o köfte olur size. İskender dedi. Sen evet. Domates sosu. İskender'in kelimesindeki o domates sosu nereden geliyor? Hayır canım, bir olur mu? İskender olayı açıklarken pide üzerine döner, üzerine domates sosu, üzerine tereyağıdır. Tamam. Yani özür dileriz. Bunlardan bir malzeme yoksa İskender denmez ona. Anladım. Pide üzeri. Daha sonra domates diyecek herhalde. Yok, mümkün değil de. Oğlum yiyebilsem kesin yerim yani. Çünkü cidden mesela şu an Kore muhabbeti yapıyorduk ya az önce mesela. Kore'ye gitsen nasıl yemek yiyeceğim ben? Çok zor. Yani Anıl boş boğazı, ne versen yiyor adam. Yok be, yemedi. Biz yengeç bile yedik be. Gerçi ciğer de sevmiyorum dedi. Yemedi. Hep izliyor videoları ha. Her gün Koreli şeyleri izliyor. Orada yok, ben bunu ama yemem. Ama normal ya. Benim de Bali'ye gitti arkadaşım. Ya, bok bulsam yiyeceğim bilmem ne falan. McDonald's bile yiyememiş. Orada garip bir şey yapıyorlarmış herhalde McDonald's'ları falan. Ne dedi hatırlamıyorum şimdi. Öyle boş bir muhabbet yani bu da. Ben İskender'den bana, Bali'de. Bana niye salladın boş boğaz diye şimdi bunu açıkla. Oğlum hani boş adamla ne zaman konuşsam nerede güzel yemek var? Nasıl yiyebiliriz falan adam. Direkt bunu soruyor ya. Evet, Onur senin de mikrofonu yaklaştırabilirsek belki. Vereyim ben bunu. Şuraya doğru. Çok şey yapma sen. Koynuna gir o sanırım. Şunu çıkaramıyor muyum? Bastır çıkar. Abi bence fiyat performans olarak çok iyiydi ve yediğim en iyi İskender. Fiyatı nerede gördün? Bir dakika. Fiyatı bir dakika Furkan. Bir dakika, fiyat performans nasıl iyi oğlum? Bence bu adam fiyat, fiyat çok iyi. Bence fiyat performans çok iyi. Fiyat oğlum saçma sapan konuşmayın, siz manyak mısınız? Sen bu tamam çete sor abi. Lan sokayım kalitesine ya. Manyak mısın sen, kafayı mı? Yemek yiyince bir şey oldu ya. Abi şöyle bir şey var, yediğim en iyi İskender'lerden biri. Ben bu parayı her türlü veririm buna. Tamam bak. Fiyat performans ne demek biliyor musun? Terim oraya bırak şimdi dur. Fiyat performans ben sana açayım. Yine yanlış şeyler söyledim. Hayır tamam. Tamam. Dinleyelim. Fiyat performans. Dinleyelim. Atıyorum sen Bursalı olsan 2 günde bir gelirsin buraya. Tamam. Geleceksin mi? Yani 2 günde bir gelmem ama canım İskender çıkınca buraya gelirim ilk tamam. Yani. Tamam ama o mesela fiyat performans ne olmaz? Atıyorum burası, atıyorum şu an benim yediğim yemek 600 lira olur. Fiyat performans değil. Ama 350 lira olur. 250-300 liraya okey bence. Abi İskender 1,5 gelir, 550 lira zaten. 600 liraya. Ben 300 vereceğim. Ben tek yedim. Benim için okey yani. Ama yengeni saymıyor bu. Yengen yedik 65 lira. Yengen çok fiyat performans. Tamam o zaman şunu soruyorum. 65 liraya o yediğimiz yengen mi? 500 liraya bu mu? Mümkün değil, direkt yengen abi. Fiyat performans budur işte. Ben köy ekmeği daha çok fiyat performans. Köy, evet. Köy. Abi, ama bu da fiyat performans. Şimdi, abi değil, nasıl bu? Bak bu ne biliyor musun? Bak, bu fiyat performans terimi. Bu ucuz şeyler için konuşuyor mu? Bu ne? Hayır, hayır. Bence ucuz için bu, değil. İkiniz de yanlış. Bence de yanlış. Bence ben de değil mi? Cahilsiniz. Bu, bak bu. Cahilsiniz. Direkt olarak. Cahilleri çek. Yakından fiyatını, çek. Cahilliği yakından. Verdiğim parayı hak eden yemektir bu. Yanlış mıyım Farfo? 500 lira hak etmedi mi şimdi bu? Hak etti diyorum ama fiyat performans demiyorum. Evet, fiyat performans değil zaten. Oğlum bu arada bak zaten bak fiyat performans dedi ya, 500 lira olduğunu duysun millet, zaten duydu da sövecekler şimdi buna. Evet. Nasıl? Ya bak sana direkt söyleyeceğim. Şu anda çete, bak çete konuşuyorum. Böyle bu kalitede döneri 1000 liradan aşağı yiyemezsin. Tamam merhaba. Ama bu fiyat performans nasıl 1000 liradan aşağı yiyor ya? Geçenimiz yedik 1000 liradan. Nasıl yedik işte? 1,5 bin yani. İstanbul'da. Abi o fark etmiyor çok. Yani oksijen yok. Oksijen de yiyorsun İstanbul'da zaten ya. Oksijen nerede yiyorsun İstanbul'da? Oksijen. Nasıl oksijen İstanbul yolunda var ya oğlum. İstanbul'da zaten kaç biz dakika orası? Dünyanın en iğrenç döneri değil miydi? Nerede? Geçenki vlog'da yediğimiz. Oksijen miydi ya? O Bursa kebap evi bilmiyor musun? Bak Bursa kebap evi diyor ya. İskender hayır yazacak kardeşim. İskender. İskender neydi? Evet. Et. Ay. Ekmek. Üstüne döner. Üstüne domates sosu. Üstüne tereyağı.
Bu dördü var mıydı? Yoktu. Bu dördü vardı aslında da tat yoktu. Onda tat eksikti. Bunu şimdi kötü mü yani? Şimdi böyle bir... Hayır abi gayet iyi. Gayet ben iyi. Bir şey diyeceğim. Gerçekten fiyat performans değil. Ben bir şey diyeceğim. Anıl dedi ki Beef Wellington'dan çok daha iyi. Beef Wellington'da hayatımdaki en iyi yemek. Ben uykusuzum arkadaşlar. Dün uyumadım hiç. Ne o? Dediği yemek ne? Beef Wellington dünyanın en iyi yemeğidir. İskender geçemedi hala. Anıl'ı da buradan kınıyorum. Beef Wellington'dan daha iyi dediği için Bursa İskender'ine. Bursalılardan da bunu dediğim için özür dilerim ama Beef Wellington dünyanın en iyi yemeğidir. Ver kamerayı ben tutayım siz konuşun biraz. Yanımdaki kim? Yanımdaki benim moderatörüm 8 yıllık. Larve Raid'de Morgan'a diye. Adamı Kunnak'ta moderatör ama öyle kaç. O zaman videonun devamında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Şimdi artık Bursa'nın sonuna geldik. Çok güzel. Bu arada gerçekten harika bir ağırlama yani. Kendimizi evimizde hissettirdi Çerez. Buradan teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Biz tekrardan Eskişehir'de kalacağız muhtemelen. Konya biraz 5 saatlik yolculukmuş, yorgun olacağız. Çerez'de de yolumuzu ayırıyoruz. Çok keyifliydi. Umarım keyif almışlardır arkadaşlar da. Eyvallah eyvallah. Güzeldi. Bir daha bekliyoruz. Belki biz de kendi kanalımıza çekeriz de siz tüm içerikleri senin kanala çekin. Estağfurullah. Ya, çağırdığın zaman sendeyim yani. Ne ya, zaman istersen. Vallahi. Rica ederim İstanbul ya. İstanbul zaten yakın buraya yani. Oğlum İstanbul'a ne var ki? Yani gerçi var da herkes biliyor. Çağırsan gel. He çağırırsak anladım anladım. Yorum beğeni atsınlar mı? Yorum beğeni zaten atmazlarsa onların ayıbı yani. Arkadaşlar Bursa'nın sonuna geldik. Bunu part 1 olarak yapacağız. Muhtemelen şimdi önümüzde Eskişehir, Konya, Mersin, Adana, Urfa bir sürü şehir var hala. Videoları beklemede kalın. Karanlık biraz biliyorum ama görüşmek üzere. Biz karanlıkların gezicisiyiz. Nasıl şey oldu? Bay bay.